Selim, öncelikle sen ayağının tozuyla çok yeni geldin kampa. Bir tabii Avrupa Şampiyonası süreci oldu senin açından da. Ben kampın ilk gününden itibaren buradayım. Ben çok kısa bir kamp değerlendirmesi yapayım. Şöyle genel hatlarıyla buradaki en azından benim dikkatimi çeken noktaları paylaşayım. Sonrasında sözü sana bırakayım. Tabii bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta özellikle takım içerisindeki uyum, teknik ekiple futbolcu grubu arasındaki uyum. Şunu net bir şekilde belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş hem ligde hem de Avrupa'da özellikle çok istediği gibi bir sezon geçirmemişti. Bu anlamda bu sezon çok keskin bir kadro yapılanması hem teknik ekip anlamında hem futbolcu grubu anlamında Beşiktaş yönetiminin ciddi bir yapılanmaya gittiğini biliyoruz. Buraya yaklaşık 30 futbolcuyla geldi siyah beyazlar. Bazı isimler İstanbul'da bırakmıştı Beşiktaş Jimnastik Kulübü. O isimlere dair de yine birazdan transfer noktasındaki gelişmeleri, son durumu aktarırız ama Beşiktaş adına olumlu giden nokta şu: futbolcu grubunun buradaki enerjisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Geçen sezon her ne kadar psikolojik anlamda çok yoran, yıpratan bir sezon geride kalmış olsa da Beşiktaşlı futbolcuların bu sezona çok daha pozitif başladığını görüyoruz. Ve ek olarak da tabii ki Gabriel Paulista ve Rafa Silva çok daha önce katılmışlardı takıma. Ciro Immobile dün burada bir basın toplantısı gerçekleşti. Dün bireysel bir çalışma gerçekleştirdi Immobile. Bugün ise takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Onun da buraya gelmesiyle beraber takım içerisinde içerisindeki enerjinin daha da yukarıya çıktığını söylemekte de yanlış olmaz. O gün sana da tabii bu kısa süre içerisinde hem dün takım otelindeydik, basın toplantısı için gitmiştik. Bugün de sabah antrenmanı. Senin nedir ilk gözlemlerin kamp için? Geçen yıldan çok ciddi farklar var. Bunlardan bahsedelim biraz. Belki biraz ufuk açar yani izleyenlerde. Bazı bilgileri vermek gerekiyor. Nedir bu? Geçtiğimiz yılda kampı takip ettim. Ondan önceki yıllarda uzun sürede sabah gazetesi olarak kampları takip ediyoruz. Şöyle bir şeye denk geliyorsun. Geçen yılki kampta biz hiç yeni transfer görmemiştik sahanın içerisinde. Baktığımız zaman hep eski oyuncularla karşı karşıyaydık. Şenol Hoca'ydı o zaman takımın başında. Şenol Hoca'nın da arka planda bununla ilgili şikayetleri vardı. Yani hiç yeni oyuncu gelmeden o kampı geçirmişti Almanya'da. Ve dolayısıyla kampın ortasında hani bir anda Beşiktaş'ta gündem yeni sezona dair böyle olumsuz havada ilerlemeye başlamıştı artık. Ve son iki gün kala Onana ile Amartey gelmişti. Almanya'ya getirilmemişlerdi çünkü artık kamp bitiyordu. Bu sezon iş biraz farklı. Beşiktaş 3 transfer yaptık kampa ve bu 3 oyuncu da birbirinden önemli oyuncular. 8-11'i. Şimdi tabii ki ve bu oyunculara baktığım zaman biri Atletico Madrid, Valencia kariyerleri olan La Liga'da uzun süredir forma giyen stoper Paulista. Diğeri Rafa Silva zaten yılın flash transferlerinden bir tanesi. Bir diğeri de Ciro Immobile. Immobile ile ilgili zaten hani hangi metiye düzebiliriz ki kariyeriyle ilgili. Beklentilerin çok yüksek olduğu bir oyuncu geldi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta şimdi taraftarlar bir geçen sezonun tablosuna bakıyor. Hani o sürece, yaşanan sürece bir de bu sezona bakıyor. Bu sezon daha umutlu herkes. Ve bu takımdaki oyunculara da yansıyor. Şimdi bazen biz oyuncularla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Off the record denk geldiğimizde muhabbetlerimiz olabiliyor. Geçen sezonki şikayetler en azından bu kamp ortamıyla alakalı olumsuz ama bu sezon yok ve bu sezon böyle peş peşe gelen önemli isimler herkesi bir şevklendirdi ve burada rekabeti arttırıyor. Bu rekabet nasıl artıyor? Şimdi takımın genç yıldızı var değil mi? Semih Kılıçsoy. Beşiktaş'ın büyük potansiyeli, geleceğe dair de en önemli kazançlarından bir tanesi. Amilli takımında futbolcusu bu arada Semih Kılıçsoy. Genç diyoruz ama artık amilli oyuncumuz. Şimdi Semih 2 haftalık izine rağmen 6 gün sonrasında takıma geri dönüyor. Evet, neden geri dönüyor? Çünkü bu sezon forma aslanın ağzında. Yani Ernest Muçi var, Milot Rashica var, Rafa Silva var, işte Semih var, Immobile geldi, bir kanat oyuncusu daha transfer edilecek. Dolayısıyla herkes bu rekabetin içerisinde o formayı kapma peşinde. Şimdi Semih çok önemli bir oyuncu, Rafa Silva, Immobile ama geçtiğimiz sezon mesela Ernest Muçi 11 milyon euroya transfer edilen bir başka yetenek. Milot Rashica geçtiğimiz yazın önemli transferlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu sezon bu rekabet ortamı Beşiktaş'ta bir başarı getirebilir. Ve Semih de bunu öngörüyor. Dolayısıyla o forma rekabetinin hocasının gözüne girmek, Süper Kupa finali var 3 Ağustos'ta. Orada o takımla birlikte yer alabilmek için 2 hafta değil de 6 gün tatil yapıp geri dönebiliyor. Diğer oyuncularda da bunu gözlemleyebiliyorsun. Şimdi bu sezon şu ana kadar yapılan transferler özelinde herkesin aklında şu soru vardır. Yani yarın maç olsa Beşiktaş sahaya hangi 11 ile çıkacak?
hücum attı. Yani diğer bölgeler o kadar düşünmüyor. Hücumda nasıl bir diziliş olur? Bence şu an nasıl bir tercih olur? Yani kafandaki şimdi Immobile ile Rafa Silva'yı önlü arkalı yazıyorsun zaten artık, değil mi? Solda Semih Kılıçdaroğlu herkesin en büyük beklentisi. Sağda Raşit'e vardı ama Ernest Muçi bu kez Rafa Silva'nın gelişiyle nerede oynayacak sorusu var ortada. Çünkü Ernest Muçi geçen yıl transfer edilirken bu sezon yeni transfer Rafa Silva'nın pozisyonuna transfer edilmişti 6 ay öncesinde. Dolayısıyla Muçi mesela orada kendisine ilk 11'de yeni bir yer açmak zorunda. Beşiktaş için Muçi çok kıymetli bir oyuncu. Mesela bir tarafta şu an Semih, bir tarafta Muçi de olabilir ama Rasis de var diğer tarafta. Dolayısıyla hani Immobile, Rafa Silva tamam banko yazıyoruz, evet. Ama Semih'i de sola yazabiliyoruz. Ama mesela orada bir Muçi Rasis'e rekabeti var ortada. Bunlar güzel, devamı gelecek. Yani Beşiktaş'ta transfer bitmeyecek ama şu an bir ara verildi. Verilme sebebi de bence bunun üzerine çok uzun konuşulması gerekiyor Beşiktaş özelinde. Özellikle neden 19 tane yabancısı var Beşiktaş'ın? Yani şimdi bu dün ikinci başkan Hüseyin Yücel ve Sayın Feyyaz Uçar da aynı konuya değindi. Yani bunu azaltabilmemiz gerekiyor ki şu an ilk operasyon olarak yeni transferleri katalım. Yani Beşiktaş bugün 2-3 oyuncu da alabilir ama sayı bu kez 22'ye 23'e çıktığı zaman ne yapacaksınız? Onu 12'ye düşürmeniz lazım acilen. Gitmesi gereken oyuncular var. Beşiktaş'a hiçbir katkı sağlayamamış oyuncular. Ama bu katkı sağlayamamış oyuncuların kontrat yükleri çok fazla. Yani Beşiktaş bugün bu operasyonu gerçekleştirse, yönetimsel olarak bakın konuya, gerçekleştirmek istediği operasyonun karşılığı maaş anlamında minimum 20-25 milyon euro. Yani göndermek istediği oyuncuların maaşı. Dolayısıyla hangi futbolcu kabul eder o altına imza atılan, karşılıklı imza atılan sözleşmeden feragat etmeyi? Zaten bunun bayrağı önüne koşanı, yani bayrağı Antrebiç'in elinde, asla yani hareket etmiyor sağa sola. Buradayım diyor, 2,5 milyon euro diyor. Yani o yüzden Sayın Feyyaz Uçar da diyor ki yani gitmesi gereken oyuncular var, onların da desteğini bekliyoruz diyor. Ama profesyonel hayatta bu oyuncular bu şekilde bakmıyor olaya ve ben suçlayamıyorum da bu arada. Tam bu noktada araya girip şunu sorayım mı? Belki farklı bir açıdan da bakmak daha iyi olabilir. Futbolcu açısından durumu değerlendirdiğimde, evet, tamamen niyet okuma açısından söylüyorum bunu belki ama şimdi Rafa Silva geldi, Immobile geldi, kapı açıklamaları yapıldı. Bu futbolcuların yıllık alacağı ücretler elbette, yani bizler gibi futbolcular da bu haberleri her gün okuyor düzenli olarak. İsim vermek belki doğru olmayacak ama mevki olarak aynı mevkide oldukları için mesela Immobile transferinden sonra sence Vincent Aboubakar'ın psikolojisi ne yönde tetiklenir? Daha mı iyi, daha mı kötü? Ya bunu çok daha tecrübeli bir gazeteci olduğun için senin yorumunu merak ediyorum. Ya Aboubakar her sezon başında iyi çalışır. Her sezonu Aboubakar golleriyle başlar. Geçen sezonu da hatırlayalım. Avrupa'da ön eleme turlarında sadece Aboubakar atıyordu. 6 tane atmıştı yanlış hatırlamıyorsam elemelerde. Sezon başladı, Aboubakar ligde atamıyor. Sonra bir duraklama dönemi ve çöküş dönemi Aboubakar'la ilgili. Ya Aboubakar her sezon zaten beklenti olan ama sezonun ortasına geldiğinde çalkantılarla Beşiktaş'ı farklı bir noktaya sürükleyen oyuncu oluyor. Yani 3 döneminde de 3 ayrı sorunla Beşiktaş'ı yüz yüze getirdi. Belki bunların bazılarını, en azından mesela geçtiğimiz sezon bazı konuları kendisinden kaynaklı olmadı ama bir şekilde o işin içerisinde tam merkezine oturmuş oldu. Şimdi Aboubakar'ın da kontratını söyleyelim. Garanti ücreti 3.1 milyon. Yani 3 milyon 150 bin euro civarı. Bonus maddeleri var. Bunu çok iyi biliyoruz. Bonuslar var. Aboubakar'ın yıllık kazancı 4 milyon euroya geliyor. Şimdi Aboubakar'a, bugünkü Aboubakar'a bu pozisyonda hangi takım verecek o 4 milyon euroyu? Bu ciddi bir soru işareti. Oynayan bir oyuncu olsaydı bu arada alırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasını hatırla. Brezilya'dan, Rusya'dan, Arabistan'dan teklifler aldı. Aboubakar'a 4 tane teklif geldi. Yani Aralık'ta kadro dışı bırakmıştı. Ocak'ta 4 teklif almıştı. Ama 6-7 aydır biz sahalarda göremediğimiz Aboubakar var. İşte sezonun sonuna doğru işte 10 dakika, 15 dakika ama hep ıslıklar altında. Bunu tersine çevirmek istiyor. Yani şöyle bir şey var. Beşiktaş yönetiminde Aboubakar kesinlikle gitsin, hayır bu takımda kalmasın düşüncesi yok aslında. Ya şöyle bir intiba var. Ya keşke Aboubakar tamamen buraya konsantre olsa, oynasa ve bize saha içerisinde
katkı verse. Aboubakar gibi bir oyuncuyu herkes ister. Tamamen sahaya odaklanmış, motive bir Aboubakar'ı. Ama dediğim gibi yani başlangıçta güveniyorsunuz ama sezonun ortasına geldiğinizde farklı konularla hep gündeme geliyor ve bütün sezonu heba edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bu riski almak istemiyor bence Beşiktaş yönetimi. O yüzden zaten Aboubakar'a takım aranıyor ya da takım bul deniliyor. Ama şu anki o kontrat süreçleri vesaire Aboubakar'ın da tavrıyla alakalı olarak duyduklarımız, öğrendiklerimiz bugünden yarına çözülebilecek gibi durmuyor. Şimdi çok kısa biraz yeni katılan isimlerle ilgili buradaki gözlemlerimizi aktaralım. Çok da fazla süremizi uzatmak istemiyorum. Rafa Silva konusunda ben kendi açımdan yine gözlemlediğim kısmıyla şunu söyleyebilirim. Buraya adaptasyon konusunda çok fazla problem yaşamış gibi görünmüyor. Elbette burada vatandaşı Gelson Fernandez'in takımda olmasının mutlaka önemli bir payı vardır. Hem dil anlamında hem aynı ülkenin vatandaşı olması anlamında. Bunun yanı sıra bence Rafa Silva'nın tecrübesi, olgunluk seviyesinde, olgunluk döneminde olması yine futbolculuk hayatında. Bu da bence önemli etkenlerden birisi olabilir. Biraz mübalağa yapacağım belki. Yan anlamda söylüyorum tabii ama Immobile geldikten sonra o gün sanki biraz Rafa Silva'nın da kampta pabucu dama atıldığı gibi. Biraz sanki Rafa Silva da Immobile'nin gölgesinde kalmış gibi görünüyor. Şunu da belirtelim bu arada. Beşiktaş bu hazırlık kampında 3 hazırlık maçı gerçekleştirmeyi planlıyordu. 13 Temmuz günü planlanan Dinamo Zagreb mücadelesi o gün gerçekleşen olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmişti ve kulüpten edindiğimiz son bilgiler yeni bir hazırlık maçı planlaması bu kampta olmayacağı yönünde. Siyah beyazlar 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk'le, 20 Temmuz'da ise Grazer'le iki hazırlık maçı oynadıktan sonra İstanbul'a dönecek ve belki ilerleyen takvimde İstanbul'da tesislerde bir hazırlık maçı oynayabileceği yönünde. Evet, Süper Kupa öncesinde şu anda hazırlıklar bu yönde var mıdır? Senin eklemek istediğin son bir detay. Yani Immobile'nin kariyeri tabii ki, yani kariyer açısından baktığımızda başarıları Rafa Silva'nın önünde olan bir oyuncu. Ama iki tane özel oyuncudan bahsediyoruz. Rafa Silva çok anlamlı bir transferdi. Rafa Silva'yı daha da anlamlı hale getiren Ciro Immobile'nin bu takıma kazandırılması. Santrafor'un soru işareti olsaydı ya da böyle daha önceki bazı transferler gibi çok düşüşte olsaydı, yani kariyerinin son evreleri gibi hareket eden oyuncular olsaydı belki bu kadar değerli olamayabilirdi sezon içerisinde, ama ben ikisinin birbirine çok ciddi değer katacağını düşünüyorum ve bu iki oyuncudan Beşiktaş'ın genç yıldızı, Türk futbolunda büyük beklentiler içerisinde olduğu Semih Kılıçsoy'un da çok fazla şey kazanacağını, öğreneceğini düşünüyorum. Semih zaten bence onları daha çabuk öğrenebilmek için erken döndü. Doğru. O gün çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yorumlarını bizimle paylaştığın için.